İmaje Gerçekliğe Yolculuk Söyleşimize hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü söyleşide Fethan Karakoleji Okulları'nın ilk, orta ve lise öğrencileri var. Çünkü bugünkü konuğumuz hepimizin yazarı. Bugün yazar okur buluşmalarında üç kuşağı kurmaca gerçeklik yolculuğuna çıkaran Türk Edebiyatı'nın usta kalemi Gülten Dayıoğlu'nu konuk ediyoruz. Fethan Karakoleji ailesi adına Fadif'in annesine Masal Ana'ya hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz Gülten Hocam. Hoş bulduk. Bizim eve hoş geldiniz. Evet, evimizde hepiniz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. İlginize teşekkür ederim. Hem okul olarak hem sevgili öğretmenim Fatma Sever olarak. Dilerim güzel bir iş çıkaracağız. Üç kuşakta karşınızda hocam. Çok güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Ben sözü önce Tamer Tunateş öğrencimize bırakıyorum. Merhaba, ben Tamer Sanatar. Fethan Karakoleji İlkokul 4. sınıf öğrencisiyim. Neredeyse 50 yıldır yazarlık yapan, kitaplarını benim ve anne babamın dışında, anneanne ve dedemin de okuduklarını bildiğim bir yazarla sohbet etmek beni ve haberde duyan tüm arkadaşlarımı çok heyecanlandırdı. Yanıtı merak ettiğimiz birçok sorunuz olduğu için ben onlar adına ortak bir soru sormak istiyorum. Ölümsüz Ece, Uçan Motor, Uçurtma, Sıcak Ekmek, A Takımı gibi birçok kitabınızı okumuş çocuklar olarak farklı kuşaklara nasıl seslendiğinizi, bu kadar uzun yıldır nasıl yazarlık yapabildiğinizi merak ediyoruz. Teşekkürler. Teşekkür ederim ilginize. Ben yetişkinler için öykü yazarak yazarlığa başladım. Edebi türde kısa öyküler. Öğretmenliğim sürecinde kalemimin yönünü değiştirdim. Çocuk ve gençlerle tanıştım. O zamandan beri de, çünkü onlar sürekli kabuk değiştiriyor gençler, çocuklar. Ondan ayak uydurmaya çalıştım. Bazı yetişkinler soruyor sizin sorunuza benzerini. O çocukların düzeyine nasıl iniyorsun diyorlar bana. Böyle bir şey kesinlikle kabul etmiyorum. Size yetişmeye çalıştım. Yani 56 yıldır sürekli kendimi yenileyerek, kendimi hep nabzınızı tutmaya çalışıyorum. Yoksa Fadiş ve o türde yazmaya devam edeydim. Bir avuç okurum olurdu. Şimdi ben 91. kitabımı yazıyorum. Kitabın ilk yazımı bitti. Sevgili hocam biliyor. Ve aynı heyecanı duyuyorum şu yaşıma karşı. Bu biraz da yaptığım işi sevmemden kaynaklanıyor. Bir de çok gözlemciyim. Ulusal ve uluslararası fuarları kaçırmamaya çalışırım. Niye? Dünya ne okuyor? Benim çocuklarım onu nasıl uyarlarım? Yani benim ülkemle yöntemleri nasıl uyarlarım? Yani onlar gibi bizimkiler de hak ediyor. İlk Mo'nun Gize Söz Gelimi yazdığımda Frankfurt Kitap Fuarı'nda bir baktım ki dünya genetik bilimine gidiyor. Ben de hemen oturdum. Büyük araştırmalar ve bir takım bilimcilerin de desteğiyle üç kitaplık Mo'yu yazdım. Belki görmüşsünüzdür. Yani sürekli tetikteyim açıkçası. Sanırım bu halim beni bugünlere getirdi. Yani hep bakınız, bir gazete okurken, bir film seyrederken hep sizin gözünüze bakarım. Bu çocuklarıma, bunun okurlarıma bunun ne yararı olabilir? Ben bu motiflerin benzerini veya dahasını yaratamam mı gibi. Yani o derece sıkı bağlıyım işime de, gözlemlere de. Odak noktası hep okurlarım. Merhabalar, ben Kardelen Elbacıoğlu. Fethan Karakoleji 11. sınıf öğrencisiyim. Gülten Dayıoğlu, Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı'nı ilgiyle takip ediyoruz. Bu vakfı kurmaya sizi teşvik eden neydi ve neleri gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz? Teşekkürler. Bir güzel soru sordunuz ki ben teşekkür ederim kızım. Ben 1963'ten bu yana soluk soluğa yazıp durup üretip duruyorum. Hep istedim ki, bizim ülkemizde o zamanlar çocuk edebiyatı diye bir tür yoktu. Özellikle akademisyenler kabul etmiyorlar.
Ve ben de öğretmenim ya, işin içindeyim. Çocuk o, çeviri kitaplar var, Türkçe kitaplar da yok doğru dürüst. Okuduğunu anlamıyor. Hiçbir şey anlamıyor. Öğrencilerime, sonra da kendi çocuğuma. Baktım ki bir çocuğa görelik var. Sedat Sever hocamı saygıyla anıyorum, öyle der. Çocuk gerçekliği, çocuğa görelik gerekiyor. Ben buna sıkıca tutundum ve çocuk edebiyatı vardır, çocuğa görelik vardır diye diye yoluma devam ettim. İlkelerimden sapmadan. Fakat gele gele bir yere geldim ki çocuk edebiyatını Allah çamağı gibi atılmış piyasada, herkes bir ucundan tutmuş aklına gelen çocuk kitabı yazıyor. Yeterli midir, değil midir, altyapısı nasıldır, dünya görüşü nasıldır, hiç böyle bir şey. Tabii bunda bizim yayıncılarımızın da etkisi oldu. Bizim zamanımızda bir kitap bastırmak için 2 yıl ben Cağaloğlu Yokuşu, ki basın yayının damarıdır ora, gittim geldim, kimse yüzüme bakmadı. Kolumun altında fadiş, gidiyorum. Basacağız diye atlatıyorlar yani. Ama şimdi yayıncılar karşıdan kapıp hemen takır takır basıyorlar. Ben bu çocuklar için yazmaya başladığımda çok önemli bu. Bakın, bir bebeğe, ana sütü emen bebeğe köfte tıkıştırsanız onu özümseyebilir mi? Hayır, boğulur çocuk. Pilav verseniz. Çocuk okumakla yani aynı durum çocuğun. Bu durumda ben çocuk edebiyatı vardır ve ortalığa da baktım. Fuarlarda görseniz bütün döküp saçım, dışı güzel cicili bicili kapaklı kitaplar. Enikonu eğiliyorum heyecanla, ay yeni bir yazar mı yakaladım diye. Bir şey yok, bomboş. Levlevi çekirdek diyorlar ya, o hesap. Benim bu bunca yıl, 30 yıl, 20, 40 yıl, 50 yıl bunu hak etmiyor ki benim yeni kuşak çocuklarım. En iyisi dedim, bir vakıf kurayım. Bu vakfın bir tek ilkesi var. Nitelikli çocuk kitabının çocuk edebiyatına kazandırılması. Tek hedefimiz bu. İlke derken de işte çocuğa görelik ilkesiyle yazılmış kitaplar. Buradan yola çıktık. Ülkemizin bu işe kafa yoran çok iyi niyetli kişilerine tek tek telefon açtım. Böyle bir amacım var. Bu vakfı kurmak istiyorum diye. Geçmişte Talat Halman beyefendiydi. Kültür Bakanımızdı. Sonra bütün akademisyenler kimin bu işe yakın olduğunu listeledim, telefon açtım. Böyle bir şey hayal ediyorum efendim. Acaba birlikte bu işi sahip çıkar mısınız bu vakfa dedim. İşte Sedat Sever Bey'i de sevgili saygıyla anıyorum. O da kuruculardan, Talat Bey de kuruculardan, Doğan Hızlan, birçok gazeteci, yazar, birçok kişi ne dediler biliyor musunuz? Senin gittiğin yere biz de gitmeye hazırız dediler. Kaç kere ağladım bunu duyunca. Güzel Hanım, bir şey mi var? Telefonda susmuşum böyle. Öyle sevindim ki, demek ki doğru yoldayım. Böylece pırıl pırıl bir danışma kurulu oluşturduk. Oturduk 8 saat sabahtan akşama, kısacık bir öğle arası. Bu dediğim kişiler yönetmeliğini yaptılar, yaptık yani. Böylece İlke Siner bir vakıf çıktı ortaya. Yani bizim hiç başka amacımız yok. Tek amacımız, peki hadi çıktı diyelim nitelikli çocuk kitaplarını, seçiyoruz. Seçici kurullar oluşturuyoruz. Öyle titizler ki sormayın. Günümüzde bile bazen ben diyor Dayıoğlu Vakfı'na girmeye çekindim. Yani yazdığım eseri orada beğenilmeyeceğini düşündüm. Yani çekinenler var. Bilmem kimi de diyor ki işte Türkiye'mizin bilmem Andersen, Astrid Lindgren ödülleri gibi filan diyor.
Bir şey demiyorum, ben bugün var yarın yokum. Yarınlar söyleyecek onun öyle olup olmadığını. Böylece dediğim gibi her yıl bir yıl çocuk kitaplarına, bir yıl gençlik romanlarına ödül veriyoruz. Bu yıl İngiltere'den katıldı bir yazar hanım. Şaşırdık kaldık hepimiz. Çok güzel bir eserle katılmış. Ve bir de bir özelliğimiz de benim hayallerimden biriydi zaten. O gerçekleşiyor yavaş yavaş. Buradan ödül alan kitaplardan bir kütüphane yapmak istiyorum. Başladık artık ve yapmaya. İşte 12 yıl bitti, 13. yıldayız. Kütüphane de hemen hemen büyüyor. Aynı çocuğun büyümesi gibi. Bu kitapları yazarlığa adım atmaya gayret eden kişiler, istekli olanlar o kitapları örnek alacaklar. Öyle süzgeçten geçmiş kitaplar ki. Ben hedefime ulaştım. Seviniyorum. Yaptığımız bir hoşluk daha var kızım. Her yıl ödül törenlerimizi Türkiye'mizin herhangi bir yerindeki bir üniversitede yapıyoruz. Oralara da mektup yazdım. 45 üniversiteye ilk yıllar önce. Biz böyle bir vakıf kurduk. Ödül törenini paylaşalım mı sizinle? Tek bir kişi hayır demedi. Buyurun başımızın üstüne yeriniz var dedi. Biz de 15 Mayıs'ları ödül verme günü kabul ettik. Yani danışma kurulunun bütün bunlar kabulüyle tabii. Gidiyoruz. Birçok üniversiteye gittik. Yanımızda konuk götürüyoruz. Minibüslerle falan. Çok çok güzel oluyor. Müthiş bir kaynaşma oluyor çocuk edebiyatı konusunda. Kısacası ben böyle bir hayalim vardı. Gerçekleşsin. Sizin de bütün hayalleriniz gerçekleşsin dilerim. Merhabalar, ben Selimcan Dilecan. TED Ankara Koleji Lisesi 9. sınıf öğrencisiyim. Gezi dizisi kitaplarınızı okurken gerçekten sanki anlattığınız yerde yaşıyormuş gibi oluyoruz. Örneğin Japonya'nın merkezine doğru giderken her tarafta gökdelenlerin olması. Ya da Rose Garden'ın çarşı bölümünün çok büyük, ihtişamlı ve aynı zamanda turistik eşyalarla dolu olması. Ve oradaki çocukların yılanlarla ve maymunlarla yaptığı inanılmaz gösteriler. Her şey gözümüzde canlanıyor. Nefes alıyor adeta. Siz bunları nasıl başarıyorsunuz? Selim oğlum, bunu bana yetişkinler de soruyor. Hala soruyorlar. Geçen de Ankara'dan bir üniversiteden bir hoca bana mektup yazmış. Profesör kendisi. İsim zikretmediğim için rahat konuşuyorum. Bana diyor ki Gülten Hanım, bütün gezi kitaplarınızı okudum. Gitmiş gibi oldum diyor. Aynı sizin soruyu soruyor bana. Yani bu nasıl oluyor diyor. O kadar inandırıcı, yaşamış gibi oldum. Tattığınız şeyleri bile diyor. Cevabım şudur her zaman. Pek çok soruyorlar bu soruyu. Ben geziye gitmeden önce o heyecanlı bir doluyorum o heyecanla zaten. Çünkü araştırma da yapıyorum gitmeden önce. Halkın yaşam biçimi, örfleri, adetleri, hatta efsanelerin şovu gibi en belirgin özellikleri, bunları okuyarak gidiyorum. Ve kendimi yabancı bir yerde gibi görmüyorum. Rehberleri de ağızlarındaki çıkan her sözü teyiple izliyorum. Otobüste olsun, uçakta olsun veya bizi gezdirirlerken olsun. Ve o anda teyibe kendim de notlar koyuyorum. Anında, sıcağı sıcağına. Ve o kitapları geliyorum böyle. 12 kaset falan oluyor. O küçük kasetlerle. Şimdi ülkeme döndüğümde onları çözümleyerek asla hiçbir kurgu katmadan nerede soyulduk, nerede kaybolduk, nerede başımıza komik işler geldi. Veya acıktı tabii, sadece komik değil. Bütün bunları olduğu gibi yazıyorum. O da çok doğal geldi tabii. Birebir gibi olmasında, yani anında teybe kayıt yapmamdan ileri geliyor bu. Sanki sizden karşılıklıymışız
gibi. Okuyanların demesi bu. Sizin de dediğiniz gibi. Öyle. Hiçbir şeyi kaçırmamaya özen gösteriyorum. Böylece teyibe anında sadece rehberin demesiyle yetinmiyorum. Kendim de hemen eklemeler yapıyorum. Dalı yaprağı, kuşu böceği veya başka bir şeyi. Pazar geziyorsunuz, balıkhane geziyorsunuz. İnsan büyüklüğünde koca balıklarla filan yüz yüzesiniz. O anki heyecanım, korkum, bu ve bunun gibi. Her şeyi oraya kaydediyorum. İlginize teşekkür ederim. Merhabalar, ben Ayda Kaynar. Teden Kara Koleji Ortaokul 7. sınıf öğrencisiyim. Parbat Dağı'nın okurken karakterleri isimlendirmediğinizi görüyoruz. Bunun sebebi nedir? Teşekkürler. Bir Aydacığım, Parbat Dağı'nın esnada da çok büyük konuşmayı sevmem ama ülkemizdeki ayağı yere basan science fiction diyorsunuz ya, yani bilim kurgu, fantastik kurgunun en azından benim edebiyatımda ilklerinden biridir. O heyecanla ben deneme yapmak istedim. Yani rakamla isim vererek deneme yapmak istedim. Bir tek o kitapta yaptım bunu. Fakat burada bir şeyin altını çizeceğim. Öyle geleceğe değin hayaller vermiş ki, geçen baktım siyah domates diyor. Çevreyi orada konuşuyorduk ya, belki okudunuz hatırlarsınız. Geçen yaz Bodrum köy pazarında kara domatesler vardı. Yani hocam gördünüz, görmüşsünüzdür belki. Gülten dedim, çok iyi gittin geldin, geçmişe de bak dediğin çıktı filan. Hayallerim gerçekleştikçe seviniyorum. Yani o ve onun gibi. Yani çok hepsini çok severek yazıyorum. Bir de heyecanlanarak yazıyorum. Şeyi anlatmak istiyorum gençlere. Yeni bir roman yazıyorum dedim ya. Evet. İki yıldır kurgusunu yapıyordum. Nihayet bu Covid olayı çıktı. Günlerim bana kaldı. Çünkü ben haftada 2-3 kez hep okullardayım. İstanbul, Ankara değil, Türkiye'nin neresi gidiyorum. Dedim ben şuna kapanayım ve kapandım. Bir gün Ankara'da hocamlarla Ankara Kitap Fuarı'nda karşılaştık. Yani buluştuk, sohbet buluşması. Orada kendimi tutamadım. Yeni kitabı anlattım. Anlatırken heyecanımı hocama sorun artık siz. Yaşıyor gibi böyle. O da bundan sonraki geleceği kapsayan bir şey. Ben kendim de korkmaya başladım. Eğer o dediklerim de kara domates gibi Allah korusun gerçekleşirse. Sezgiler belirgindir yazarlarda, bilirsiniz. Hayal gücü de oldukça bileniktir. Ben de bu kazanımlarımı orada değerlendirmeye çalışıyorum. Başka Parvat'la ilgili size söyleyebileceğim. Çok okunan bir kitap o da. Sizin yaşınızda ki orta bir, orta ikiden itibaren çok okunuyor. Umuyorum ki onlar da bu yönlendirmeyle hayal kurma yetilerini bilerler, bıçak biler gibi. Benim Bursa'da bir okulda, bugün kapandı, şimdilerde kapalı da okul. Bursa'nın en tanınmış okullarından biriydi. Bir oraya söyleşiye gittim. Bu Işık Çağ çocukları var, bilmiyorum okudunuz mu? O da öyledir, yani aşkın. Işık Çağ çocuklarında astrofizik ana konusudur. Nasıl moda, genetik teknolojisi moda'nın gizemindeyse, orada da astrofizik. Öğretmenin birinin bir tek oğlu var. Okumuş, ona astrofizik okuyacakmış.
Bugün ana oğul Hollanda'da yaşıyorlar. Çocuk astrofizik mühendisi. İyi mi? Sonra Parvat Dağı'nın esrarında da yine birçok okuldan bana maillerim duruyor, saklıyorum kitaba ilgili kitapla diye. Mailler geliyor. Hocam biz kendi okul bahçemizde şöyle bir bölüm ayırdık, çiçek ektik, şöyle oldu, böyle oldu diye. Benim heyecan katlanıyordu tabii o zaman. Bunlar güzel etkileşimler. Yani kitaplarda hedefine vardı diye düşünüyorum. Tekrar merhaba. Benim diğer sorum da A takımı serisinin ortaya çıkış amacı olacaktı. Böyle bir kitap serisi çıkarma amacınız neydi? Teşekkürler. Biliyorsunuz yeni yeni son yıllarda ülkemizde hayvanlara karşı yani evcil hayvanlara karşı bir ilgi yoğunlaşması oldu. Tabii ben sevinçten uçuyorum. Dernekler kuruldu, sahiplendiler filan ama asıl altyapısıydı önemli olan. Çocukken, çocuklukta çocuklara hayvan sevgisini aşılamak önemli. Ben çocukluğum köyde geçti benim evlatlarım. Orada kitaplarımda yakalarsınız zaten. Bütün olay, hele Fadiş'te dört kardeşler yurdumu özledim ben büyüyünce, beş tane köy kökenli kitabım var. Biz kuzusuyla, o kuzuların kokusu, köpeklerin şusu, onun busu, onlarla aşırı neşir olarak büyüdük. O sevgiyi ben içselleştirmişim. Şimdi lerde de yine elimden geldiğince semtteki kediye, köpeğe selam veririm. Eşim kolumdan çeker. Nasılsın kızım? Gülten, cinsiyetini ne biliyorsun der eşim. Sonra nasılsın kızım? Ne yapıyorsun? Falan böyle laf atarım onlara. Kadere bakın ki bir durakta otobüs mü bekliyorum? Veya başka bir şey mi bekliyorum? Yoldan geçen kedi ya kedi köpek geçerken yolu değiştirir, gelir benim bacaklarıma sürtünür. Hiç başınıza geldi mi böyle bir şey? Cevdet de, geldi seninkiler. Cevdet dedim, yani eşim. Geldi seninkiler, davet ettin gene der. Çünkü demek ki onlar da sevindiklerini benden yayılan bir enerjiyle ayrımındalar demek ki. O da beni çok sevindiriyor. Bu kadar doluyken ben, yaşım 85 artık, işte 3 yıl kadar önce dedim ki gider ayak şu sokak hayvanları, köpeklere, bilmem bu o kesime bir hizmetim olsun. Gerçekten de bunu kuruyordum böyle bir şey yazayım diye. Bir gün Bodrum'daki komşum, yazlıktaki komşum, İlten teyze, benim eşim Silivri'de bir köpek yetiştirme çiftliği kurdu. Ne köpeği kızım, neyini yetiştiriyorsunuz? Bildiğiniz gibi değil dedi. K9 polis köpekleri yetiştiriyoruz. Yurt dışına da satılıyormuş bu köpekler. Yani hizmet satıyoruz açıkçası. Ne kadar iyi dedim. Doğrusu inşallah bir gün görürüm falan gibi. Sonra İstanbul'a döndük sonbaharda. Arkadaş beni arıyor. Gülten teyze, İstersen buyurabilirsin çiftliğe diyor. İşte ben o buyurduğum gün oldu ne olduysa. Yayın evimin halkla ilişkiler görevlisi de yanımda. Birlikte gittik oraya. Kapıdan daha girerken arkadaşım kucaklaştı, karşıladı filan. Gülten teyze çabuk ol biraz. Kızım ne var lan, bismillah bir adım attık. Yürü yürü dedi. Koştuk, aldı beni, koluma girdi. Bir yere girdik. Herhangi bir kapı gibi böyle. Hemen bir adam bir tulum verdi. Hocam şunu bir giyin dedi. Tulumu giydim. Elbiselerimiz üstü. Galoş verdi. Galoşları giydik. Başımızın başlığını verdiler. Ve buyurun dediler. Nereye gidiyormuşum biliyor musunuz? Bir köpek, soylu bir köpek bunlar. Alman kurdu. Doğum yapıyormuş, doğumhanede. İyi mi? Nasıl buldu beni diyorum. Nasıl buldu?
çıldırdım. Ve yavrular annelerin içinden birer birer döküldüler. Kimi baş üstü, kimi karın üstü, böyle yüz üstü düşen düşene. Ve 9 yavru dünyaya geldi. Ben çığlık falan atamam yaratılışım itibariyle. Ne kadar sevinsem yaparım, böyle içime kapanırım. Başka bir şeyim yoktur, sevinç ifadem. Bazıları havalara uçar, yok böyle yaparım. Böyle heyecanla artık, 9 zordu denir ya, yani o heyecanı yaşadım onlarla. Sonra çıktık. Dedi ki steril olması için ve doğumu yakalamanız için biz o kadar kapıdan size alıp buraya mevcuden getirmiş gibi olduk. Kızım dedim, sarıldım, öptüm, teşekkürler ettim. Eşi de oradaydı. Oğlum ben bunları yazacağım dedim. Tabii yaz güzel teyze, bir şey diyen yok sana. Ama bana dedim, eğiticileri, öğretmenleri var, bakıcıları var. Ayrıca her yaşa göre bakıcısı var. Profesyonel bir yer. Bana yardım edecek misiniz dedim. Çünkü kaynak kişilere başvurmak yazarlığımda önemli ilkelerimdendir benim. Yani öyle hayalen uydur kaldır asla yapamam. Bu yeni kitapta da aynı şekilde perişan oldum sonra sonra. Bitse de sorduklarımla kurtulsa. Onu diyorum hayırlısıyla. Sonra sorabilirsin dedi. İstediğin gibi gece gündüz deme Gülten teyze. Ve kitaplara bir başladım. Nasıl coşkuyla yazıyorum. Onları da Fatma hocama ve eşi Sedat hocama anlattım. Yağmur selleri gibi böyle coşarak anlattım. Böylece kitaplar ortaya çıktı. 10 kitap. 9 köpek 10 kitap. Bir tanesi de çok sevindiğim için paylaşıyorum. Hani bir uzaya giden bir köpek vardı. Hatırlıyor musunuz? Ben ortaokul öğrencisi miydim? Türkiye ayağa kalktı, Amerika ayağa kalktı. Çünkü canlı canlı yollayıcı, onun öleceğini bilerek tek ilk canlıdır o giden oraya. Laika'yı da anmış olduk. Çok güzel dönütler alıyorum. Onu da zikrettiğim için. Herkes ayaklanmıştı. Yollamayacağız Laika'yı diye. Şimdi anlatırken biri buram dolukuyor. Hayvancağız yazık. Siz bu kitapları artık büyüdünüz, okumazsınız. Laika uzaya gitmeden önce astronot, onu emekli bir astronot bir evine alıyor. Çocuklarıyla o gece yemekler ikram ediyor. Oynaşıyorlar kendi çocuklarıyla filan. Dünyayla vedalaştırdı. Demek ki bu tür sıcak yürekli insanlar da varmış. Onu da böyle bir tarihe not düşmüş gibi olduk Laika konusunda. Yeni kuşaklar unuttu çünkü. Böyle köpekler olayı böyle. Ben bu köpekleri ilkokul 3. sınıfın altına önermiyorum. Ancak o bilinci işte ilkokul 3'ten itibaren bilinçle okuyabilecekleri dünyanın değişik yerlerinde geçiyor. Ve aklınıza gelmeyecek polisi olaylar mı diyeyim. Yani o K9'ların düşünün hayatlarını artık. Çok çok renkli ama siz artık çocuklarınızı okutursunuz inşallah. Evet. Kayıplara karışmak, alacakaranlık kuşları gibi pek çok öykünüzde aslında biz de yeni bir serüvene çıkarıp farklı dünyalarla tanıştırıyorsunuz. Peki öykülere başlamadan önceki teknik süreçte neler yaşıyorsunuz veya yöntemlerinizi bizlerle paylaşabilir misiniz? Teşekkürler. Tabii. Bir kere ne yazmaya karar verdimse önce onun hani pazara gidersiniz o gün ne pişireceksiniz ya gider alırsınız ıspanak falan mı pişireceğiz ıspanağı alırsınız bilmem işte içine 3 tel pirinç ekeriz bilmem sizin aileler serpiyor mu her şeyini şurada bir hazırlarsın o işte teknik hazırlık. Ev kadınıyım da ben aynı zamanda. Oradan veriyorum. İşin en zor yanı o. Her an kardelen her an kaybolup yoldan sapabilirsiniz teknik aşamada. Hadi geri dönüyorum. Yani çıkmaz sokağa düşüyorsunuz.
kaç kere geldi başıma. Doğru yolu buluncaya kadar o hazırlığı yapıyorsunuz. Bir de dediğim gibi ben bunda kime başvurabilirim? Yani hangi kesimden, hangi meslekten, hangi hanım, hangi beye veya hoca başvurabilirim? Onları da hazırlıyorsunuz. Sonra planını yapıyorum. Çok komiğinize gidebilir. En gençliğimde bize bankalardan oradan buradan duvar takvimleri gelirdi yeni yıllarda. O zaman öyleydi. O duvar takvimleri saklıyorum hala arşivimde. Onların arkaları boş olurdu. Büyük bir bölümünü romanlarımın, çok yayıla yayıla yazacağım ya, büyük böyle duvar takvim, onlara yazardım. Küçük çizelere bazen not alırdım. Bazen anında bir şey geldi mi aklıma orayla ilgili hemen perdeye toplu iğneyle iliştiririm. Unutmayayım diye. Onlar işte teknik bölüm dediğin araştırma bölümünde en zor yanlarından biri. Eğer zayıfsa o altyapı vallahi romanı geriye döndürüyor. Ben Dünya Çocukların Olsa adlı kitabımda bunu yaşadım. Yarıya kadar yazdım, yürümüyor. Ama Almanca'ya çevrildi. Hala Almanya'da da satılmakta olan, çok beğenilen ve Alman Yayıncılar Birliği tarafından Gençliğe Yarın Umudu Veren Kitaplar dizisinde basıldı. 1984 George Orwell yılında. Ama 60 sayfa yazdım, hiç unutmuyorum. Olmadı. Yol kapalı, yol tamiri var. Yani öyle. Aman dedim. Ben de giderim başka, yeni bir yola girerim. Hakikaten öyle oldu. Yeniden başladım. Ama o gün, o zamanki sancılarımı, oğullarım daha lise öğrencisi. Biri 59'lu, biri 66'lı, iki oğlum da daha. Yani öğrenci. Anne gene şey hallerindesin falan böyle. Yani kendin buradasın, aklın gibi falan. Analığı da aksatmamaya çalışıyoruz hiçbir zaman. En sonunda çocuklara açtım durumumu. Anne, yırtıp atmakta fayda var. Sen onu yırt at dediler. Birçok biyografi okumayı da çok severim. Öneriyorum haddim olmayarak. Birçok büyük yazarın, büyük derken günümüze kalmış benim gözümde büyük, büyük yazar. Biyografisinde de bak, yırtıp atmayı da bileceksin. Ben bunu birkaç kez yırtıp atmayı da yaşadım. O da ama nasıl zor oluyor biliyor musunuz? Yeniden otur, yeniden. İyi ki de oturmuşum, sabredip yazmışım. Yani teknik şeyi böyle. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi sempozyumunda Fadiş karakterinin 30. yıl yaş günü kutlandı. Sizin karakter yaratmadaki gücünüz Fadiş'e bu denli can verdi. Onu unutulmaz yaptı. Bir karakteri bu kadar canlı kılan şey nedir? Siz bir karakteri yaratma sürecinde nasıl bir yol izliyorsunuz? Teşekkürler. Oğlum, bu bir genel soru. Ama ben onu Fadiş'e indirgemek istiyorum. Fadiş'in hareket noktası benim kendi hayatım. Annem babam ayrılmış. Bir mi çekiyor beni, bir öbürü kaçırıyor. Böyle bir hayatlar. Ve demek ki 30'lu yaşlarımda yoktum daha ben bunu yazarken Fadiş'i. Fadiş'in ilk şeyi bakın. İlk baskısı. İçinde resimleri vardı ama şu an bulamadım. İlk baskısı Milliyet Yayınları'nda. Bakın bu da Sunan'ın Serçeler'in ilk baskısı. Evet. Şimdi Fadiş'i yazarken ben kendimi koymuşum ortaya. Ve bunu inanınız bilinçle yapmadım. Demek ki bir şeydi. Taşıyamayacağım şeydi belki içimde. Güzel bir kurgu. Köy yaşamından edindiğim bütün deneyimleri de orada kullanmışım. Ve Fadiş karakteri çıktı. Haber vereyim hemen. Fadiş şimdi 97. baskıda şu an kitap evlerinde.
Ne kaldı? 100. baskıya 3 baskı kaldı. İnşallah diyorum sağ kalırım da görürüm. 2001'e gelelim. Ben bunu 1963'te yazdım. Bir yarışmaya girmek için yazdım. Fakat son 10 finale kaldı. Basarız biz bunu hocam. Almayın dediler. Yok ben alacağım dedim. Çünkü Burak üstü. Yüreğim üstü karardı. Aldım kütüphaneme kodum. 6 yıl sonra işte basıldı 1971'de. Türkiye'nin ilk çocuk dalında bestselleri bu. 2,5 ayda 10.000 kitap. Türkiye'de daha telif yazarlarının yüzüne bakılmıyor. Yani o derece. Ve böylece aldı başını gitti geldi. Bu işte bu 3-4 kuşağa girdi neredeyse okunan. Siz yanımda olacaksınız evlatlar. Fuarlarda göreceksiniz çektiğim heyecanları. O her kuşaktan okur geliyor karşına dikiliyor. Son zamanlarda hamileler de geliyor anne adayları. Hocam bir kızım hani çocuk? Çocuk içimde. Sabret. Sonra anladım ki yaşlandı bu yazarımız. Ölür gider bir imzası olsun diye. Metazori bana doğmamış bebeğe imza attırıyorlar. Bekleniyorsun dünyadan sevgili bebeğim falan yazıyorum. İyi. Böyle haller. Fadiş'in şeyi bir de köy ortamında ki hayatı da anlatıyor. Yoktu pek ülkemizde böyle. Mesela şeyde Haydi'de Haydi bir evlatlıktı biliyorsunuz. Yan ayak şeyleri vardır. Resmen evlatlık veriliyor. Onların o köy hayatları, keçisi, köpeği, şusu, busu, ağılı vesairesi. Ama bizde böyle bir şey hiç yoktu yani. Ben hiç rastlamadım çocukluğumda köy hayatımızı anlatan bir çocuk. Nabizade Nazım'ın Karabibi'yi. Karabibik dışında evet. Yoktur. Tamam. Yani bir fakir Baykurt vardır da ama onun... Onlar çok sonra hocam. Hayır, onun o yetişkinler için yazar. Evet, evet. Çocuklar için bir fakir Baykurt'u yoktu o zaman. Yok. Evet, Karabibi. Ben onu atlamışım. Neyse, belki onun da etkisi oldu demek ki. Ben de kendimi irdeliyorum. Çocuk kitabı yazmaya karar verdikten sonra 5 tane ard arda en iyi bildiğim konular. Köy romanları yazmışım. Sunan Serçeler'in şehirde geçer gerçi ama yurdumu özledim, Almanyalarda koşturdum onun gerçeğe uygun yazabilmek için. Bu ve bunun gibi tabi onların köy hayatı da. İnşallah ben de sağ olurum, sizler de sağlıklı ömürler dilerim. Padişin 100. yılını görürüz hep beraber inşallah. 2000'e gelince Türkiye'de bir ilktir bu. Ankara Üniversitesi Sedat Sever hocam başı çekti ve o yıl canlı biriymiş gibi Fadiş'in 30. yılı. Fadiş'in 30. yılı kutlandı. Ben çok kutlamalar yapıldı benim eserlerim ve sanatımla, kimliğimle ilgili ama çok görkemli bir olaydı Ankara Üniversitesi'nde. Gerçekten yaşanılası bir olaydı. Birçok yer taklit ettiler orada burada ama onun ruhu hiçbir yerde olamadı. Hiçbir zaman olamadı. Biz de her 10 yılda bir küçük Fatih kutlaması yapıyoruz. Ama 40. yılında da yaptık bir şeyler hocam. Unuttum ben şu an onu ama. Şimdi 50. yılında sonra yayın evim bir soruşturma yaptı. Kompozisyon soruşturması. Fadiş, çünkü çok soruyor gençler. Fadiş köyden ayrıldıktan sonra bugünkü hayatta ne yapıyordur diye. Aman neler çıktı anlatamam size. Hocalıklar, bu Amerikalara gitmeler. Amerika öyle işlemiş ki. En üst şeyimiz ora oluyor sanki. Neler neler.
Yani Fadiş burada oturup duruyor. Köşesinde yazıp duruyor. İşte öyle. Hocam kısmet olursa 2021'de Fadiş'in 50. yaşını bizim okulda kutlarız. Hocam öyle inşallah yaşarım da kutlarız. Evet, bir yıl kaldı. 50. yaşını bizim okulda bizim gençlerle birlikte kutlarız diye düşünüyorum. Ben de Yeşil Kiraz öykünüzde toplumsal pek çok konuyu ele alıyorsunuz. Kadınlar üzerindeki baskıyı ve adaletsizliği bir baş kadro olarak aslında pozitif ayrımcılığa başvuruyorsunuz. Peki sizin bu konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Teşekkür ederim. Kardelen, çok vurucu sorular soruyorsunuz hepiniz de. Yeşil Kiraz ilk gençlik romanım benim. Emeklilikti. Mide kanaması nedeniyle istifa edip öğretmenlikten ayrıldım. İki çocuğumu kim büyütecek diye doktor bam telime bastı. Ya çalışmayacaksın, iki çocuğunu kendin büyüteceksin falan diye. Böylece tabii çalışan insan alışmışım, duramadım. Bir gençlik romanı yazayım dedim. Çünkü gittiğim liselerde, söyleşiye gittiğim, hocam hep çocuklara yazıyorsunuz, gençlere bir şey yok diyorlardı. Buyurun dedim, öyle bir kitap, Yeşil Kiraz'ı yazdım. Yeşil Kiraz da benim öğrencilerimden biriydi. Aradan 25 mi 27 yıl mı ne geçmiş, ben bir gün Anadolu yakasında DNR'lardan birinde imza veriyordum. Bunu ilk kez söylüyorum, hiçbir yerde demedim. Sıra var önümde. Bir çift göz odaklanmış bana bakıyor. Arada şöyle bakıyorum. Bu tanıyorum bu bir çift kara gözü diyorum. Keşke görmeseydim. O kadar değişmiş ki benim Yeşil Kiraz ismini ağzımdan kaçırmayayım. Nasıl olmuş anlatamam. Gözleri, o güzel gözler içine çökmüş derdiyse, kuyusuna göçmüş derler ya. Bitmiş kız böyle, güzelim kız. Ya o zaman da 30 yaşında, 35'inde hadi olsun olmasın. Çok içim yandı. Hayat öyle yaptı. Çünkü o asiydi. Kuralları tepti ve okulu bıraktı. Yani bütün bunlar yaşanmakta olan olaylar. Ben de okulu bıraktım, üniversiteyi. Kendim de, bende de Allah'tan ki sanatıma tutundum. Ama benim ayağım sağlam yerdeydi bıraktığımda üniversiteyi. Nişanlıydım eşimle çünkü. Zaman zaman da eşim sorar, pişman oldun mu? Oku sen, devam et gene filan. Affedildik ya biz. Okulu yarım bırakanlar. Yok yok, ben iyiyim bura. Benim üniversitem bu. Yazıyorum filan diye. Evet. Bunları niye anlatıyorum? Öyle güzel serpiştirmeler var ki hayatın içinde Yeşil Kiraz'da. Oradaki baskıyı kendim yaşadım ben. Benim annem, dedem medresede okumuş. Memlekette turnacı başılar Anadolu'ya da çıkar. Hafızası güçlü, hafız çocukları. Kur'an'ı ezbere bilenleri getirir, burada okuturlarmış. Ve dedem onlardan biri. Annem o baskı altında büyümüş. Bana da, şimdi bakıyorum lise resimlerime. Kesinlikle hiçbir şeyde, yani ya bir kakül bırakayım değil mi ona bile. Hiçbir şeye izin vermez. Devamlı etek ölçüm göz altındadır. Baskı baskı. Hiç kız kısmı kahkahayla gülmez. Yok kız bunu etmez, kız bunu yapmaz. Ve o da bir örnek olarak, o baskıcı bir anne vardı ya biliyorsunuz. Ama benim annem hiçbir zaman Gülten sınıf atlamak için şunu yap demedi. Ama şey kafaya taktı sınıf atlamayı biliyorsunuz. Acılarını çekti. Çünkü görüyorum çevremde. Tek kişi değil ki Yeşil Kiraz. Ben hiç değilim. Hep soruyorlar. Fadiş evet söylüyorum ama ucundan kızı, işte o baskıcı şeyleri de, motifleri kendimden örnek aldım. Etrafımdan, Anadolu'da yaşarken annelerin kızlara yaptığı baskıdan. Bir de ille evlen baskısı var. Başka bir şey yok. İlle evlen.
Böyle böyle bir kiraz çıktı ortaya. O da 60. baskısını falan yaptı sanıyorum. Maşallah devam ediyor. Çok okunuyor. Yani bir yer edindi kendine. Sizin hayatınızı araştırdığımızda yazarlığınızın yanı sıra öğretmenlik ve gazete yazarlığı kimliğinizin olduğunu da görebiliyoruz. Evet. Yazarlığınızı bu mesleklerle nasıl bağdaştırabildiniz? Ve üç mesleği de aynı anda nasıl devam ettirebildiniz? Teşekkürler. İnsan dara düşünce bir de ilkeliyse bazı ne diyeyim onura değin bazı ilkeleri varsa sapamayacağı şeyler işte bu tür dar boğazlara girip çıkabiliyor. Biz evlendik ya hani okulu bırakıp aileler kovaladı bizi her iki ailede. Ve biz çok sıkıntıya düştük eşimle. Söyleşilerimde de bundan söz ediyorum. Evlenmeyin falan demiyorum. Beni ilgilendirmez. Ben yaptım böyle oldu. Kendiniz bilirsiniz. Biz sıkıntıya düştük oğlum. Ben daha üniversitedeyken, ne üniversitesi? Ortaokuldayken Selim, bir gün okul başkanıydım. Seçimle geldim üstelik de. Bir kadın geldi bizim okula. Bana da görev verilmişti. Zil çalınca bütün bahçeyi dolaşacaksın. Tek bir kişi dışarıda kalmayacak. Koşturuyorum. Sonra sınıfa koşacağım. Kadın böyle bakınıyor yoz yoz yazıp bilmediği bir yer. Türkçe'yi doğru düz konuşamıyor. Bir hanım Bogota'dan gelmiş. Bogota'dan. Türkiye'ye gelin gelmiş. Teyzesinin oğluna. Ve çocukları olmuş. Çocuklar okula başlamış. Kadın Türkçe'yi doğru dürüst bilmiyor. Ödev bile yaptıramıyor hanım. Genç, güzel bir hanım. Dedi ki ben dedi buradan bir kızlardan, kız mektebiydi bizim ora. Kızlardan dedi birini çocuklarıma ödev yaptıracak birini arıyorum da müdür beye gideceksin. Burayı yöneten beye. Ben cesarete bakın. O işi ben yaparım dedim. Ve kabuk girdim işe. Ve başladım. Sonra gittim sordum bu aile nasıl bir aile? Evlerine gideceğim başıma bir şey gelir. Bir akrabamla ona güvendim. Alt katında berberdi, erkek berberi. Mustafa abi dedim rahmet böyle bir ben onlara ihtiyar var yukarıda tıraşa gidiyorum. Çok temiz ailedirler dedi. Çocuklara ödev yaptırarak başladım. Sonra ortaokulda, lisede kendimi geliştirdim, devam ettim. Ortaokulda yurttaşlık dergisi, sosyal bilgiler oldu sonra. Onlar Türkçe dersleri, hepsini çocuklara artık ben anlatıyordum. Çocuklar bir karış havada, dinlememişler dersleri. Dinlemiyorlar yani. Böyle bir geniş şey edindim, aile edindim. Artık İlkbahardan sonbahar için randevu almaya başladılar. Bu da hayattan bir kesit Selim. Ben de üniversitede de devam ettim buna. Yani hiç gençliğimi yaşamadım. 4 metrekarelik çocuk odalarında geçti benim en güzel yıllarım. Çocuklara ödev yaptırıyorsun. Sonra gelecek. Sonra işi daha da büyüttüm. Bizim öğleden sonra öğretmen oldum ya. Öğleden sonramızda ortaokul binayı onlara bırakır giderdik. Çift öğretim. Bir gün müdür bey geldi. Gülten sen ders veriyorsun biliyorum. Tabii kendi okulumdan yasak veremem de biliyor herkes. Ayıbı yok. Burada dedi boş bir sınıf var. Kimseyi bulamıyorum. Sen Türkçe derslerine girer misin? Girerim müdür bey dedim. Kapandım. Dersleri çalıştım. Ertesi gün gittim. Türkçe öğretmen kanser olmuştu. Sınıf boş. Yıl sonuna kadar Türkçe hocalığı yaptım orada. İnanır mısınız? Ve Şişli merkezde hem de Şişli'nin içinde bir yer. Hani köy möy değil. Böyle böyle devam etti öğretmenlik. O sırada anne olduk. Benim annelikte en büyük, ama yazarlıkta en büyük kazancım anneliktir. Ben büyük oğluma sabah okula giderim, öğlen gelirim, çocuğu doyururum. Sonra onu uyuturum. Uyuturken
Battaniyenin altında masallar anlatırım. Uyduruk masallar ama. Bir yerden okumuyorum. Çocuk ertesi günde anne şunu anlat bunu anlatma ben onu sevmedim. Peki sevmedim bile diyemezdi. Demek çok küçük ev dedim derdi yani anlardım. Ev dedim sevmedim demek. Böyle böyle adım attık yazarla. Sonra sınıfımda çocuklarıma anlattım bunları. Oğlanın sevdiklerini. Onlar da seçtiler. Ve sonra onları kitap haline getirdim. Bak, ders verme diyoruz. Okul, çocuk çalıştırma falan. Bir o var. Annelik var. Gerçek öğretmenlik var. Okullarda. Ve yazarlık var. Bunların dördüne de ben gönülden bağlanmışım. Sadece yüreğim benim değil, bütün hücrelerimle. Bağlandın mı yapılıyor Kardelen'cim. Herkes uyuduktan sonra küçük bir evde yaşıyoruz. Yatırırım. Salonda yazarlığı yaparım. Mesela Yeşil Kiraz'ı yazarken bina ayağa kalktı. Çünkü daktilo takırtı yapıyor. Şikayet var. Karşı komşu da benim gibi. Haberleşiyoruz. Bir gün Migros'ta karşılaştık onunla. Gel ki dedi. Sizin adınız ne? Benim adım Gülten. Sizin adınız benim adım da Gülten dedi. O da bir dergiye çeviri yaparmış sabahlara kadar. Böylece dost olduk. Dedim böyle böyle sizden şikayet var mı? Olmaz mı? Ne yapacağım? Yün battaniye koy şeyin altına daktilonun dedi. Deneyim size bakın. Koydum. Kimseden ses kalmadı. Yani o yazarlığıyla yapacağım. Laf işitsem. Gülten Hocam, isteyince başarıyor insan. Evet, alır mısınız? Başarıyor. Çocuğumun sorduğu sorunun cevabı bu. İlle ne yapıyor? Yapıyor, başarıyorsunuz. Çorba karıştırırken kitap okuyordum. Başka türlü çocuk eteğini çekiyor, saçını çekiyor, bırak diyor kitabı. Yani kitabı okutmuyorlar. Gazeteye şap gelip vuruyorlar. El ayak çekilince hem zihinsel beslenmeni yapıyorsun, hem zihinsel paylaşımını, bellek paylaşımını. Böyle böyle. Fakat 75'te mi ne özel dersi bıraktım. Çünkü artık kendi kendimize eşim geçindirebiliyordu. Bize bir hatıra hayatınızın başında. Sizin yedek yapıtlarınızda hep çocuk ve genç edebiyatını kaleme aldınız. Hangi kuşu yazarken daha çok mutlu oluyorsunuz? Teşekkürler. Her ikisine de oluyorum. Her ikisini de severek yapıyorum. Özür dilerim evlat. Kardelen, bir de gazetede yazma vardı biliyor musun? Fadiş, yazardınız, evet. Fadiş'den önce gazetede yazmaya başladım. Ne yazıyordum? Öğretim makaleleri. Oralarda aksamalar. Bir gün müfettiş geldi bana. Sen dedi, geçen dedi Milliyet Gazetesi'nde şöyle bir yazın çıkmış. Onları dedi bize söylesene gazeteye yazmaya ne? Efendim ben çelik dolaplardan bilgi alıp da onları yazmadım ki. Kendim yaşıyorum dedim. Okumayı sök sökme. Üçüncü sınıfa kadar giderdim. Değil mi hocam? Hatırlıyor musunuz? O kadar mücadele ettim. Değil mi? O kısmını çok iyi hatırlamıyorum. Çünkü hocam. Evet. Hep kızım derim hocanıza. Hakikaten kızım yaşında da yani demek ki ben sizi daha şey görüyorum böyle. Çok teşekkür ediyorum ama elbette ki eğitim tarihinden biliyorum. Evet. Eğitim tarihinden biliyorum. Bununla mücadele ettim. Gecekonduları dolaştım. Anketler yaptım. Memnun musunuz? Herkes kan ağlıyor. Üçüncü sınıf olmuş çocuğu. Ona bir de başarısız lafı yazana kadar bir de alsanız sınıf geçerdiniz. Bir tek başarısız yazması gerek. Onda ne müdür yazdırır ne öğretmenler yazardı. Böyle bir tepeleme yığıldı. Şimdi o insanlar hayatın neresinde kim bilir? Üçüncü sınıfa kadar hep geçtiler. Böyle böyle yani. Onlarla müfettiş de gelmiş diyor ki kızım sen ne yapıyorsun?
Efendim yaşıyorum da içinde dedim. Yani bilseniz yani canımız çıkıyor. Çocuğu sökmemiş gelmiş sınıfa. İşte bunlar. Yani gazetecilik lafını da sordun ya. Hep eğitim, öğretim. Her gazetenin böyle olurdu eğitim, öğretim alanında yazan biri. Bir dönem 86'ya kadar da ben Milliyet'te yazdım. Evet. Şimdi çocuğuma da evet oğlum. Her ikisini severek yapıyorum. Gençlik içinde, çocuk içinde. Üç kuşağın yazarı olma ünvanına sahipsiniz. 50 yılı aşkın süredir yazarlık yapıyorsunuz. Biz yazarlığa hevesli olan biz gençlere ve çocuklara ne söylemek istersiniz? Teşekkürler. Bu da bana gelen sorulardan en yoğunu. Çocuğum, yazarlık başka hiçbir mesleğe benzemez. Öğretmenlik öğretilir, aşçılık öğretilir, terzilik öğretilir. Şu an aklına ne geliyor? Kunduracılık öğretilir. Her şey öğretilir. Ama yazarlık öğretilmez. Çünkü çok inandığım bir atasözü var. Derler ki ödünç akıl cepten düşer. Bak ödünç akıl cepten düşermiş. Atalar sözü bu. Ben bu nedenle hiçbir gün öneride bulunmuyorum. Asla haddim değil, akıl vermiyorum. Tek bir şey var ısrarla. Çok kitap okursanız, bir de yetenek dürtüsü varsa içinizde, kimse tutamaz sizi. Yani bende bu yetenek doğuştan varmış. İlkokul öğretmenim 3. sınıfta yazılı anlatım ödevlerime bakarak anam cahil yazıp parmak basardı imza yerine. Babam da Rüştiye'den ayrılmış esnaf. Benim öyle bir kompozisyon yazabilmem mümkün değil yani. Küçücük bir dar gelirli bir aileyiz. Öğretmenim dedi ki, rahmetle anıyorum. Kızım sen doğuştan yeteneklisin, yazar olacaksın. Birazında gördü yazar olduğumu. Ve o bana dedi, her zaman söylerim bütün söyleşilerde. Lafı geldikçe tuttu beni götürdü Vahit Paşa Kütüphanesi'nin çocuk bölümüne ve teslim etti. Hani eti senin kemiği benim lafı var ya o hep. Bu çocuk filan ailenin çocuğu dedi. Çok yetenekli. Yaşına göre kitap. Sedat Hocam gene kulaklarınız çınlasın. Sedat Hocam'ın tezlerindendir. Yaşına göre kitap. Yani ne yaşının üstü çocuk ürker, ne de yaşının altı çocuk sıkılır, aman bu çocuk işi der. Onun için bunlar ayrı bir konu. Sizin sorunuza cevabım, tek bir cevabım var. Direnerek ve başım dik söylüyorum. Nitelikli kitap bulup nitelikli kitap okuyun devamlı. Çünkü kitap zihnin besini. Nasıl üç öğün şu bedeni besliyoruz? Kitap da burayı besliyor, zihnimizi, belleğimiz doluyor. Kelime, sözcük dağarcığımız zenginleşiyor vesaire. Bunları biliyorsunuz evlatlarım. Okuyun derim. Size diyorum ya, bu yaşımda bile çorba karıştırırken mutlaka hafiften bir şey okurum. Bir dergidir. Ciddi kitap değil tabii. İlle okurum ama. Bu bir, bunu kendinize alışkanlık edinin. Olmazsa olmazlarınızdan bir hale gelsin. Okuma olgusun. Kesinlikle. Ve hiç pişman olmayacaksınız. Yıldız gibi parlayacaksınız. Tahsiliniz ne olursa olsun yani öğrenim düzeyiniz, konumuz. Çok kitap, çok insan tanıyorum öyle ben. Çok kitap okursanız girdiğiniz topluluklarda yıldız gibi parlarsınız. Çünkü konuşacak lafınız, o lafı söyleyecek diliniz vardır. Dağarcığınızla doludur. Evet, yani diploma başka, bu iş başka. Yani hayat ustası olmak. Hayat ustası. Bunun için kitaplar hakikaten yaşam koçudur benim gözümde. Bunu söylüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İçtenlikle teşekkür ediyoruz Gülten Hocam. Hani bir içim su derler ya, gerçekten bir içim suydu söyleşiniz. Ama sonuna geldik. Sağlıklar diliyorum. Sevgili gençler, dünden bugüne severek okuduğumuz Çocuk ve Gençlik Edebiyatı'nın Ulu Çınarı,
Gülten Dayıoğlu ile birlikte olmak bizim için çok büyük onur ve mutluluktu. Çok değerli konuğumuz Gülten Dayıoğlu'na, TED Ankara Koleji ailesi adına içten teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sevgiler, saygılar sunuyorum. Ben de teşekkür ediyorum hocam, ilginize. Hepinize başarılar diliyorum. Yaşam boyu, sağlıklar, esenlikler. Görüşmek dileğiyle. İnşallah.